Evet. Efendim, öz kızını öldürüp OKİ'ye gitmiş. Nedir bu, gazete haberi mi? Bir bakalım. Bir bakalım. Öz kızını öldürüp OKİ'ye gitmiş. Bu bir. Anne kızını öldürdü. Ha, demek ki anne kutsal olmuyormuş, öz kızını öldüren anne. Evet. Bu nasıl ana baba, bak ne diyor? Boşan yeri için çocuklarının velayetini almayıp devlete bıraktı. Bunlar da ana baba. Evet. Tacizci babaya 10 yıl isteniyor. Kızına tecavüz etti, hapiste kendini astı. Demek ki böyle psikopatlar varmış. Öz kızına musallat olan, ona değil mi? Sapıklıkla yaklaşmaya kalkan, adilik yapan. Ya sen intihar et ya da biz seni öldürürüz. E bak, psikopatlar demek ki oluyormuş böyle insanlar. Evet. Demek ki kutsal aile diye bir şey yok. Güzel ahlaklı aile kutsal oluyor. İnşallah. Güzel huylu aile. Her aile kutsaldır diye bir şey yok. Ahlaksızlığı var, iti var, kopuğu var. Kızını gayrimeşru yola çekmeye kalkan var. Kızından çıkar elde etmeye kalkan var. PKK'lı anne babalar var. Efendim, kızını başka daha da kötü işlerin içine sokmaya kalkanlar var. Uyuşturucuya sevk edenler var. Biz bunlara kutsal ana baba demiyoruz. Biz bunlara ahlaksız diyoruz. Her ana baba kutsal olmaz. İnşallah. Dindar, aklı başında, saygılı, fikire saygılı, inanca saygılı insana biz kutsal anne ya baba deriz. İnşallah. 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 Ah severim ben seni, nasıl uslu uslu dinliyorum. Acayip şeker. Çok bal, kaymak, hepsinin karışımında. Dünya tatlısı. Programı tam seyretmemiştim. Seyrettim. Yani akıl almaz derecede bozuk uslu. Akıl almaz derecede. Dün seyrettim. Ben çok kısa bir bölümüne bakmıştım. Akıl almaz derecede bozuk ve çok çirkin. Çok saldırgan bir uslu var. Tabii. Yani hem seviyor gibi göstertiyor. Akıl almaz bir nefret uslubu var. Kardeşim, sen bu nefretini PKK'ya yönlendir. Dinsizlere yönlendir. Komünistlere yönlendir. Vatan düşmanlara yönlendir. Mehmetçiği şehit edenlere yönlendir. Tek kelime PKK aleyhinde konuşmuyorsunuz. PKK'nın Marksist, Leninist, Darwinist olduğunu tek kelime söylemiyorsunuz. Anti-Darwinist, anti-materyalist faaliyet yapmıyorsunuz. Benim arkadaşım hepsi üniversite mezunu, bayağı aklı başında, hepsi hür. Tabii. İstedikleri gibi hepsinin işi gücü var, faaliyetleri var, çalışıyor. Gayet aklı başında, kaliteli, klas insanlar. Elhamdülillah. Benim güzelim mesela yüksek mühendis, benim kızımın da mesela çok güzel işi var. Bayağı başarılı çalışmalar mesela, benim bu güzelim de öyle. Maşallah. Maşallah. Hepsinin çok güzel faaliyetleri var, çok güzel faydalı çalışmaları var. Vatana, millete çok güzel hizmetleri var. Çok başarılı. Kim iş kadını, kim mühendislik yapıyor, kimi mimarlık yapıyor, kimi iç mimar, efendim, kimi ticaretle uğraşıyor, kimi sanayici. Hepsi çok başarılı insanlar. Geniş çevreleri var, çok kaliteli arkadaş çevreleri var. Hocam, ben bayağı aklı başında bir insanım elhamdülillah. Sizin vesilenizle, sizin anlatımlarınızla samimi bir Müslüman oldum. Maşallah. Maşallah, elhamdülillah. E tabii, çocuk mesela din, İslam bilmiyordu, Müslümanlık bilmiyordu. Sonra öğrendi maşallah. Maşallah. Ya kardeşim, mesela bu çocuk ben ilk gördüğümde akıl almaz zayıftı. Tabii hocam. Hastaydı evet. Böyle. Hastanede bir özel ilaçlar veriliyor, böyle tedaviler, evet. Özel hastaneye gider. O zaman şeydi. Bak şu an aslan gibi, Allah gayet sağlıklı. Allah'a çok şükür, elhamdülillah. Maşallah. Hocam, doktorlarım bile şaşırıyor yani, normalde bu hastalık geçmez diyorlar. Hiçbir eser kalmadı. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Hocam, bir de şu var şimdi. Annemi çıkarıp televizyonda o şekilde konuşturuyorlar. Zavallı bir anne gibi gösteriyorlar ama işin aslı hiç o şekilde değil. Normalde ben annemin yanında iyi bakılsaydım, iyi şey yapsaydım, bana saldırıda bulunmasaydı ben zaten onunla görüşürdüm. Ama hocam, benim eski hayatım hiç böyle değildi. Ben işte annem benim üzerinden bayağı para kazanmaya çalışıyordu. İşte mankenlik ajanslarına gönderiyordu. Kapı kapı dolaştırıyordu. En soğuk havalarda. Aşırı bakımsızdım, çok çelimsizdim. Bütün aylarca ben hasta geziyordum, hasta bir insandım. Mesela arabası vardı, okula arabasını vermeyip bana otobüsle gönderiyordu. En sağlıksız ortamlara sokuyordu. Normalde çok şiddetli, temiz olması gerekiyor yaşadığım ortamın. Çok sıcak olması gerekiyor. Annemden soba istediğimde vermiyordu. Parası para vermemek için bana soba vermiyordu. Ben battaniyeyle ısınmaya çalışıyordum, sağlığıma kavuşmaya çalışıyordum.
Ondan sonra da ama hocam aslında işin aslında da annem kendi işte kuaförüydü, işte makyajıydı, bunların hepsine kendi parası yetiyordu. Arabayla istediği yerlere gidiyordu. Ama onun dışında ben istediğimde yani benim sağlığımla ilgili bir durumda hiçbir şekilde vermiyordu hocam. Bunu zaten beni görenler, tanıyanlar çok iyi anlamıştır. Yani şu aradaki farkı çok net görmüşlerdi. Ne kadar sağlıklı olduğumu, ne kadar neşeli, mutlu olduğumu eşimin yanında. Şimdi oraya çıkıp zavallı bir annem işte annesine kavuşsun, geri dönsün. Ben hocam dönmek istemiyorum o hayatıma. Ya öyle bir zor durumdayım ki bütün günüm kavga dövüş içinde geçiyordu, mutsuz geçiyordum. Her gün bağırtı çağırdı, saldırganlık. Ben o hayatıma geri dönmek istemiyorum. Ama annem şu an eşime bana karşı çıkmazsa, hakaret etmezse, tehditte, saldırıda bulunmazsa benim eşimi hapse attırmaya çalışıyor hocam. Yani böyle bir anneyi ben kabul edebilir miyim böyle bir durumu? Eşimi hapse attırmaya çalışıyor, işte Müslüman arkadaşlarımı hapse attırmaya çalışıyor. Bana kendi yani fiziksel hem maddi hem manevi fiziksel saldırıda bulunuyor. Ben bunu kabul edemem. Yani şimdi orada Seda Sayan'da öyle bir gösterdiler ki annem işte zavallı bir anne çıkmış ağlıyor gibi. Zaten görenler çok net anlamışlardır hocam. Yani ne kadar yapmacık olduğunu ağlama seslerini. Ben böyle bir şeyi kabul edemem. Ben hür aklı başında bir insanım. Bu şekilde olursa ben görüşmek istemiyorum annem. Benim eşim de bana karışmıyor. Ben kendi özgür irademle görüşmeme kararı alıyorum. İnşallah. Bu şekilde. Canım eğer tavrını değiştirse dua eder zaten. Evet, İlla ki yani bir insan bu çizgide gider demiyoruz biz. Düzelirse tavrı insancı olsa tabii ki sen de ona karşı şefkatli evet, davranırsın yani. Evet tabii ki hocam inşallah. Bir Müslüman'da katılık yoktur Müslüman'da. Evet. Affedicilik vardır. İnşallah. Ama yani kutsal aile, aileler mükemmel mübarekler olan kızını babası tecavüz ediyor. Tabii. Ve binlerce, on binlerce vaka var. İnşallah. Amcası tecavüz etmeye kalkıyor. Abisi tecavüz etmeye kalkıyor. Yok bilmem şu oldu diyor, bıçaklamaya kalkıyor. Bilmem ne oluyor, yüzlerine kezzap atmaya kalkıyor. Aile kutsaldır, sakın sakın ses çıkartma diyor. Lan neresi kutsal bunun? Kutsal aile dinine, imanla, mukaddesatına, ahlakına titizdir. Sevgi doludur, demokrattır, sevecendir. İnsanların fikirlerine müdahale etmez. İnsanlara saygıyla bakar, muhabbetle bakar. İnsanı insan olduğu için sever, Allah rızası için sever. Biz buna kutsal aile, kutsal anne, kutsal baba deriz. İnşallah. Yoksa öbür türe tavrımız benim açımdan, yani kendi açımdan İnşallah. Çok net. Evet. İnşallah. Evet. Hocam benim ailem inançlarıma bayağı saygı gösteriyor. Siz de sürekli söylüyorsunuz çok şefkatli olmam gerektiğini, sevgi saygı göstermem gerektiğini. Sizin bu yönde zaten anlatımlarınız çok açık net, çok merhametlisiniz aileye karşı. İnşallah. İnşallah. Annenle bir gün telefon bağlantısı da kuralım. İnşallah. İnşallah. Annen çok şeker. İnşallah.